Aa, Sermet Bey. Hayırdır? Buyurun, dikilmeyin burada. İçeri girin isterseniz. Yok, biz şeye bakmıştık. Kim? Deniz Hanım'a. Ha, Deniz. Deniz yok. Ne istemiştin sen? Emlak. Emlak işi varmış kendisinin. İşte abimin de tanıdıkları falan var ya. Öyle mi? Benim niye haberim yok? Peki, kendisi de geldi zaten. Geldi şimdi. Deniz Hanım, nerede kaldınız? Emlakçı bekliyor. Adamı zor tutuyorum dükkanda. Emlakçıya değil mi? Evet. Deniz? Ne yapsak hemen? Bitirecek mi adamı? Beklettik zaten bayağı bir. Biz emlakçıya gidiyoruz da. De iyi eğlenceler emlakçıda. Emlakçıda ne eğlence olabilir ki işte? Mal mülk işleri. Abi. Arka evine. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Allah'tan siz de geç kaldınız da sorun çıkmadı yani. Ay sormayın, ben de az kalsın gelemiyordum ya. Aa. Benim size bu geceye başlamadan önce söylemem gereken çok önemli bir şey var. Umarım kötü bir şey değildir. Çünkü kötü bir şey duyma hakkımı bugün doldurdum. Yani söyleyeceğim şey sizin nasıl yorumlayacağınızla ilgili bir şey. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Yok, yani bilmem, belki. Deniz Hanım, ne olduğunu söyleyecek misiniz? Tamam. Fırat, Narin'e evlenme teklif etti. Adam gibi sürsene oğlum sen bu arabayı. Yani yok, çocuk da haklı tabii. Sizin şeyinizi merak etti, tepkinize. Ali Bey, siz yola bakın lütfen. Yok, yani tepkiden falan değil ya. Kusura bakmayın yenge. Benim tepkim mepkim yok yani. Ben Fırat yüzünden geç kaldım. Bizim evde oturuyor zaten, öyle geldi. Üzgün, argın duruyordu. Aa, şey ya. Narin kabul etmedi. Yani etmedi değil, reddetmedi de şey, cevap vermedi abi. Kafa gitti onun da. Demek o yüzden çocuğun canı sıkkın. Yani sizin için bir sorun yok, öyle mi? Evet. Narin'in bu teklifi kabul etmemesi benim için sorun. Çünkü kardeşimin üzülmesini istemem. Başka bir şey yok. Ya yemin ediyorum Allah'ıma kitabıma köpek gibi kıskanıyor beni. Şerefsizim kıskanıyor ya. Irmak Hanım, ablamı ne yapacaksınız diye sorunca öyle mal gibi kaldım bir anda. Allah'tan Ali lafa girdi de öyle emlakçı memlakçı kurtardık. Ya Deniz Hanım, biz niye böyle her şeyi gizli saklı yaşıyoruz? Yok yani, daha birbirimizi tanımıyoruz ya. Biz anlayalım ne olduğunu, onlara da anlatırız. Bizim ne olduğunu anlamadık. Yani anladık tabii ki. Ya ben çok iyi anladım. İsterseniz böyle çıkıp böyle bütün sınıfı anlatabilirim ne anladığımı. Irmak'ın haberi var mı? Ay yok. Kıyamet kopacak. Ne yapacağım ben? Ben halledeceğim, merak etme. O iş bende.
Neden saklanıyoruz abi? Anlamadım espriyi. Oğlum burası ne? Millet gelse görse bize inanmaz vallahi. Başka bir yer bulamadın mı? Ne yapayım abi? Biraz nakde sıkışığım da param anca buraya yetti. Biliyorsun düğün müyün. İyi hadi kalk seni bara götüreyim. Ben ısmarlarım hadi. Yok yok sabaha kadar başını şişireceğim zaten. Bir de sana ısmarlatmayayım. Abim nerede? Hemen gelir. Biliyor çünkü burada olduğunuzu. Çıktığımı söylersiniz. Ya salon bomboş. Film kötü mü acaba ya? Sinemayı kapattık biz. Ne? Sinemayı kapattık. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha. Deli bu adam ya. Ay sinema kapatmış. Çok tatlı. Acaba şimdi böyle el mel tutulacak mı? Öyle mevzular var mı? Yok canım niye tutulsun ki randevuda yani? Şey mi bu yani? Değil mi? Yani niye tutulsun? Kız senin için nikahtan kaçmışlar. El tutmaktan bahsediyorsun gerizekalı. Ne biçim film lan bu? Ay bu zombi filmi. Kusura bakmayın Deniz Hanım. Bizim Ali'nin gerzekliği yani. Yok ya ben severim zombi filmi. Vallahi severim. Ay çok güzel. Bak. Güzel, çok iyi. Ay vallahi çok güzel ya. Bak bak bak. Ay ne yaptı? Çok güzel değil mi ya? Hatta adamı yedi ya. Evet. Ay çok güzel. Senin vilayetin Ali. Ben senin yolunu yordum. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle film mi olur lan? Ne olmuş ki abi filme? Zombili lan bu film. Korku filmi miymiş abi bu? Abi vallahi ben hiç filme falan bakamadım abi. Sinemayı falan da son anda çok zor ayarladım zaten abi. Git lan. Git konuş makinistle. Durdursun filmi. Kız da çıkart dışarı. Ya abim, lavaboya indi herhalde de. Ya yenge gerçekten çok özür dilerim. Ben bu filme bakmaya hiç vaktim olmadan şimdi senin de için dışına çıkmıştır. Ben bilmiyordum bunun korku filmi olduğunu ya. Yok ya ben korku filmi çok severim. Ne olacak? Samet Bey sana kızdı mı bu yüzden? Ya Samet Bey, Ali'ye niye kızdınız ki? Ne gerek vardı? Ya bakın ben gerçekten çok severim korku filmini. Ya samimi söylüyorum bir haftada bir iki tane alıp evde oturup izleriz. Girelim bitirelim şu filmi çok ciddiyim. Ya Deniz Hanım bana bu gerizekalıyı korumayın ya. Böyle film mi olur ya insanlar birbirini yiyor. Hem
Biz daha sosisli falan yiyecektik değil mi? Yani sinemaya sonra tekrar geliriz. Büfe yakın, isterseniz hemen geçelim. Ha? Buyurun. Valla Deniz Hanım, tekrar özür dilerim ya. Bu mallıkların yüzünden. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.